Peki efendim, öğrenciler böyle diyor, rektör ne diyor? Şimdi evet. Hocam, bizi biraz Piri Reis Üniversitesi'nden bahsedin. Bir kere Piri Reis kimdir anlaşılınca üniversitenin adı o anlamda daha net anlaşılır. Bir iki cümle ona edelim. Çünkü 16. yüzyıla doğru gittiğimizde, ille filmlerden takip etmeyelim, Hürrem Sultan'dan, Kaan'ı, Sultan Süleyman'dan, evet. İşin özünde aslında o dönemde kritik birkaç kişiden biri de Piri Reis'tir aslında. Aslında o nereden öğreniyor? Daha çocukken Kemal Reis amcasının yanında denizciliğe adımını atmış, daha 5-6-7 yaşlarından itibaren çok duayen denizcilerin içinde bulunmuş ve sonrasında da bizzat devletin içine girerek çok sistematik bir şekilde devlet bir anlamda gücünü de kullanarak daha kaliteli bilgilerini denizciliğe aktarmış diyelim. Ama öyle bildiğiniz basit bir askeri denizci veya bir eskiden anılan, o dönemlerde Akdeniz'i dolaşan başıboş bir korsanmış gibi bir filan, bunları geçin. Tam bir bilim adamı. Farklı haritaları toplayıp, derleyip, bunları ayrı ayrı anlayıp, hatta kendisinin gitmediği yerlerin haritalarını da anlayıp, anlamaya çalışıp, o bölgelerin arkeolojik, denizin altında ne var ne yokları da anlayan, ki haritaların üstünde o objelere bakılırsa, neler neler var objelerde. Yani harita normal bir harita değil, çizdiği harita. Yani neredeyse kitap gibi anlatıyor her şeyi. Evet. Öte yandan kendisinden 500 sene önce, 600 sene önce ki İslami bilimin çok ilerlediği yıllar 800 ile 1100'ler arasıdır. O dönemin en meşhurlarından Abbasi Halifesi El-Mamun'un çizdirttirdiği haritalar var. Ki bugünün dünya haritasına en çok benzeyenleridir. O haritaları çok iyi anlayan bir kişi olup kendisine kadar geçen o 400-500 senelik sürede, hatta daha fazlalık bir sürede içeriyor, o dönemdeki haritaları da Portekizlerin, Hintlilerin hepsinin haritalarını da algılayıp bir dünya haritası çiziyor. Bir tane değil tabii, bir sürü çiziyor ama bir tanesi 1513'teki şu an Birleşmiş Milletler Denizcilik Örgütü binasının girişinde sağ taraftadır giriş. Siz de gördünüz değil mi? Tabii. Orada bulunan haritadır. Yani dünya bunu kabul etmiştir. Hala bilmeyenler, haberi olmayanlar varsa bize düşen görev vardır. Hala anlatamamışızdır. Eksiğimizdir. Doğrudur. Türkiye olarak veya tüm ilgili bölgeler, ülkeler olarak diyorum bunu. Böyle bir kişinin ismi neden verilmiş bu üniversiteye? Çünkü 2004'te bu üniversiteyi kurmaya çalışanlar kurmak zorunda bırakılmışlar. Daha önceden Türk Deniz Eğitim Vakfı 93'ten beri zaten denizci yetiştirmek üzere yola koyulmuş. 2100'ün üzerinde mezun vermiş ve şu anda onların çoğu dünya denizlerinde çalışıyorlar. Fakat 2004'e gelindiğinde denmiş ki artık zabitan olacak olanlar, özellikle işte güverte ve makine zabitleri, üniversite mezunu olsunlar, yüksekokul mezunu olsunlar. Ne yapacak o zaman? Türk Deniz Eğitim Vakfı'nın kurduğu eğitim merkezi iş yapamayacak. Doğru. O zaman ne yapıyorlar? Üniversite kuralım o zaman. Bir denizcilik üniversitesi kurmak üzere başvuru yapılıyor. Hocam, süre daralıyor. Evet. Şeye gelelim. Böylece kaç bölüm, kaç öğrenci? Piri Reis'in üniversite olarak oluşması Türk denizciliğinin bir temsil yeridir. Eğitim anlamında. Tamam. Bu anlamda önem veriyoruz. Deniz Ticaret Odası'nın misyon kurumudur. Deniz Ticaret Odası denizcilik camiasının zaten Doğru. sembolüdür. O sembolün tamamlayıcısı olarak da eğitimin olmazsa olmaz yapıldığı bir yer olmalıdır burası. Türk Deniz Eğitim Vakfı'nı kuranlara, geliştirenlere ve doğru yönde katkı sağlayanlara biz buradan Allah razı olsun diyoruz. Evet, teşekkür ederim.